Merhaba arkadaşlar, Dragon Ball Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız ve abone değilseniz, ilk defa geliyorsanız abone olursanız da çok ama çok seviniriz. Bize böylece destek vermiş olursunuz. O zaman hemen konumuza geçelim arkadaşlar. Bilmiyorum dün yayınlara geldiniz mi ama gün 1 ve gün 2 diye Battle Hour'u yayınlamıştık biz sizlere. Ve ikinci günde beklediğimiz gibi güzel duyurular oldu. Hatta beklediğimizden daha ötede bir duyurular oldu. Budokai Tenkaichi serisi oyun severlerin birçoğu biliyordur. Çok efsane bir seri. 2005'te çıkmıştı. Sonra 2006'da ikincisi çıktı. 2007'de üçüncüsü çıkmıştı. Ve şu an arkadaşlar seri geri dönüyor. Remake mi yoksa Budokai Tenkaichi 4 diye mi devam edecek? Pek bir fikrimiz henüz bununla ilgili yok çünkü henüz açıklanmadı. Ama bizi canlı yayında bayağı sürpriz bir şekilde yakalanınca yerimizden tabiri caizse fırladık diyebiliriz. Kesinlikle fırladık. Zaten o Battle gecesine baktığımızda ilk bu sahneyi gördüğümüzde hatta cidden kalbim çıkacak diye sandım. Hatta hepimiz burada hopladık. Yani tüm fanlar da çok bir şekilde delirdi yani. Komüniteye baktığımızda genel olarak özellikle sosyal mecralarda çok güzel tepkiler, çok güzel yorumlar vardı. Sonuçta nostaljiye yönelik bir adım olması bizleri epey bir sevindirdi. Aynen öyle. Haberler bununla da kalmıyor. Biz bunu zaten yarın size özet bir şekilde de sunacağız. Ama bugün konumuz sadece Budokai Tenkaichi. O grafikleri görünce çok hoşuma gitti. Tabii bu oyun içi görüntü değil. Bunu da altını çizmek lazım. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şu an gördüğümüz şey oyun içi görüntü değil yani, aklınızda olsun. Ama yine de grafikleri çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Super Saiyan Blue'yu gördük. Muhtemelen zaten yeni hikaye üzerinden de devam edecektir. Veya şu an mevcut olan hikayeleri tekrar oynayacağız. Ve muhtemelen online kısmında olacak diye düşünüyorum. Ve kesinlikle evet, normalde Budokai Tenkaichi özellikle PS2 döneminde o jenerasyonda sürekli yani tek oyunculuk bir sunum vardı. Tabii yılın 2023 olmasıyla online tabanlı oyunlarda bir yükseliş olmasıyla gördüğümüz üzere kesinlikle bir online tabanlı olacaktır. Hem hikaye bazlı hem de online tabanlı olması PvP kısmında da çok güzel bir eğlence katacak. Zaten yeni grafikler, Android Engine 5, bu gibi unsurlar büyük bir dinamik dövüş sistemi olan Budokai Tenkaichi serisinde inanılmaz bir etki sunacaktır diye düşünüyorum. Unreal Engine 5 yazıyor muydu şeyde, videoda? Ben ona dikkat etmedim ama yazmıyordu ama bize öyle şöyle geldi bak, yere de. genel olarak oyunlara baktığımızda yakın zamanda da oyunlar çıktı. Street Fighter 6, Tekken 8, bunlar Unreal Engine 5 motoruyla geliştiriliyor ve bu oyunlara baktığımızda bu dövüş oyunu da bence Unreal Engine 5'li olacak. Çünkü grafikler gayet iyi duruyordu. Bana öyle geldi yani. Bakalım o konu hakkında detaylar illaki sunulacaktır. Peki bunun e-spor olur mu? Fightezy'nin yerini alır mı sence? Fightezy'nin yerini alır çünkü Fightezy'ye herhangi bir güncelleme gelmeyecek olması, işte yeni bir sezon olmaması, ilerleyen zamanlarda artık e-spor tabanında bu oyunu dahil etmeyeceklerdir. Çünkü yeni bir ilerleme olacaktır. Sonuçta Card Game zaten hala devam ediyor. Legends devam ediyor. Akabinde zaten Budokai Tenkaichi de bence çok güzel bir e-spor turnuvası olur. Çünkü çok dinamik dövüşler olacaktır. Ben e-spor olacağını düşünüyorum. Birçok kişi hatta şey demişti, yine Xenoverse 3 duyurulacak demişti. Bunu da Battle bayağı başladılar yapmaya. Hani geçen yıllardan beri sürekli Xenoverse 3 duyurulabilir diye diyorlardı evet. Ama ben Xenoverse 3'ün çıkmasını zaten hiç beklemiyordum yani. %0 şans veriyordum. Çünkü hala DLC geliyor bu oyuna. Bir de çıkarıp orada 3'ü duyurmazlar yani. Çok aptalca olur bence bir firma açısından düşünürseniz. Çok 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 saçmadır. Yani satmak için yaptığınız ürünlerin direkt önünü kesmiş olursunuz. Tabii tarih de verilmedi. Bu da önemli bir şey. Çok yakın bir zamanda bir şey beklememek lazım. Minimum 1 yıl diye düşünüyorum ben. Minimum 1 yıl. Hani elle tutulur bir şey gelene kadar. Belki şöyle bir şey olabilir. Yaz aylarında Evo, yani büyük dövüş turnuvası olduğunu varsayarsak belki orada bir şey gösterebilirler. Ya da yıl içerisinde Bandai'nin Japon oyunları tabanında bir platform olursa orada gösterilme bir şansı olabilir. İşte gameplay olabilir. Belki sunumlarda ufak. diyorsun, değil mi? Aynen öyle. Aynen. Belki bu yıl içerisinde çok büyük bir gameplay olmaz. Sadece karakter tasarımları, yer mekan tasarımları falan, bunları görebiliriz. Bana öyle geliyor. Belki de projenin ismi tamamıyla açıklanır. İşte Budokai Tenkaichi 4 mü yoksa başka bir isim mi Evet. olacak? Bunları görebiliriz Şu belki an bu yıl çok belli içerisinde. değil zaten, remake mi 4 mü devam edecek belli değil, ama benim gönlüm remake'den yana yine, çünkü otomatikmen bu sana 3 tane
seri vaat ediyor. Ve bunların da satılacağını düşünürsek eğer direkt 4. seriyi çıkarırlar diye düşünüyorum. Yani aynen, sadece bir de kalmasınlar bence. Kesinlikle. Zaten bir de şöyle baktığımızda Xenoverse 3 özellikle bekleyen tabanına baktığımızda onları da sosyal medyada inceledim. Yabancı kesime. Yani insanlar Budokai Tenkaichi'yi görünce herkes bir şoke oldu. Hani resmen Xenoverse 3 orada unutturdu. Hani insanlar şey dedi. Budokai Tenkaichi geliyorsa Xenoverse daha bekleyebilir. Hatta hiç önemsemeyebilirsiniz şu an demişler. Çünkü gerçekten çıtayı yükseltti. Bir tane sayfa bekliyordu. Var Twitter'da. Her gün şeyi paylaşıyor. Yine paylaşmış. Millete bazı şey yazmış. Umurumda değil. Bir Tenkaichi geri dönüyor. Evet. Normalde demiyorlar evet. Ama. Yani herkes şu an şey yani Xenoverse 3'ü bir köşeye attı. Ama bayağı işin aslında sürpriz oldu. Çok büyük bir sürpriz. Konuşuyorduk zaten biz. Hani ben demiştim bu yani olağan bir şey geleceğini düşünüyorum demiştim. Ama bu açıdan beklemiyordum. Şimdi ikinci öngörümde bence artık bir MMO oyunu gelmesi. Tabii onu ayrı bir videoda konuşuruz. Şunadan buna dahil etmemek lazım. Bir de ekstradan da şu an değinmediğimiz şey bence Budokai Tenkaichi serisine hiç olmayan bir mekanik. Bir PvE sistemi. Arkadaşlarla birlikte raid yapabileceğimiz ve benzeri bir sistemler bu oyunu çok ama çok daha canlı tutacaktır. Yani bir nevi biraz Xenoverse mantığı gibi. Yani böyle açık lobili falan beklemiyorum. Yani normal gireceksin odaya davet edeceksin. Oynayacaksın. Bu mantıkta olabilir bence. Çok güzel. Bu arada evet sezon kısmına değinecek olursak bence bu oyun Xenoverse 2 gibi. Mesela Xenoverse 2'de 16 DLC geldi şu ana kadar. Bu oyunu kesinlikle desteklemeleri lazım. Sonuçta Xenoverse'i sen yıllarda destekledin. Çünkü gameplay'i gerçekten çok iyi olacaktır. Ben öyle umuyorum. DLC tabana baktığımızda yeni karakterlerin gelmesi. Hani ilk başta oyun çıktığında yani base oyun çıktığında kaç karakter olacak onu ben çok merak ediyorum. Çok büyük bir karakter sayıyla gelir mi? Birazcık zor gibi base oyunda. Bunu yavaş yavaş arttıracaklardır. Ya sanki Dragon Ball Super'ın başlarını yani ele alacakmış gibi. Dragon Ball'dan Dragon Ball Super başlarına kadar sanki bana öyle bir izlenim verdi. Evet. Bu Dragon Ball Z'nin filmleri falan var ya işte bir Dragon Ball Super'ın zaten başlangıcı oluyor gerek. Yani sanki oradanmış gibi geldi bana. Zaten eğer çok şeye bakarsanız hani Namek gezegeninde Super Saiyan Blue oluyor. Biraz mantıklı bir şey değil zaten. Hani onu orada şeyi bir şey vurmamak lazım. Hani ben buradan bunu çıkarırım diye adamlar sadece Super Saiyan Blue göstermek istemişler. Namek gezegeninde bu kadar yani. Buradan bir anlam çıkarmaya çalışanlar olmuş ama o biraz zor yani. Onu Xenoverse'de çıkarırsın. Nasıl çıkarırsın abi? Zaten Time Patrol muhabbeti var. Oradan istediğin al koy ama burada olmaz mı? Trailer'a baktığımızda nostaljiden o geçiş aralığı yapmışlar. Videodan videoya atlamalı. Oralar çok güzel. Çok hoşuma gitti. Çok güzeldi evet çok güzeldi. Zaten kanalda fragmanı var. Daha doğrusu trailer'ı. Oradan da isterseniz ulaşabilirsiniz eğer henüz izlemediyseniz. Biz açıkçası arkadaşlar çok ama çok heyecanlandık. Hala heyecanlıyız. Ben gece uyuyamadım yani. Sabah zaten direkt Budokai Tenkaichi ile kalktım. Ve direkt Budokai Tenkaichi 1'i indirdim. Tekrar oynamaya başlayacağım. 1 ve 2, 3 beni şu anlık idare eder diye düşünüyorum en azından. Gazımı biraz alır. Sizlerin yorumları nasıl? Beğendiniz mi? Beklediğiniz bir seri miydi? İlk kez duyuyorsanız düşünceleriniz nedir? Yorum kısmına belirtirseniz çok seviniriz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayalım. Abone değilseniz arkadaşlar abone olunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.